Bu halk demokrasisine sahip çıktı kardeşim. Ama bu kadar basit. Türk insanı uyandı, caddeye fırladı. Türkiye'ye bir şey olmaz. Memleketin ekmeğini suyunu içip de bu memleketin insanına kurşun çakana ben de çakarım. Bir avuç toprağımızı vermiyorum. Ben şu an hala tedavi gören bir 15 Temmuz gazisiyim. O gün bizim için bir milat idi. Ülkem için, İslam alemi için bir milat idi. 100 sene sonra dahi konuşulacak bir destan idi 15 Temmuz. 15 Temmuz'da halkımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte sokağa dökülerek hain bir darbe girişimini liderin kararlı ve dik duruşuyla birlikte püskürtülmüştür. O gece sokağa çıkan bayanlara helal olsun diyeyim. Şu anki Suriye gözümüzün önünde, Suriye'den beter olurduk. İç savaş çıkardı, çok kan akardı. İlk duyduğumuzda başarılı olacağını aklımıza getirdik ve gerçekten çok çok yazık olacağını, bütün yatırımların bir anda duracağını, bütün kazanımların bir anda elimizden gideceğini düşündük. Şehitlik mertebesi öyle kolay bir mertebe değil. Bu şehitlik mertebesini o ilmi alan, o eğitimi alan arkadaşlarımız, insanlarımız bilirler ki nereye gideceğini anlar. Biz meydanlara çıktığımızda ben geri dönmeyi düşünmeden, yani düşünerek çıkmadık biz o gece. O gece bir elinde Kur'an ile sabahlara kadar namaz kılan, Kur'an okuyan, gözyaşları içerisinde bize dua eden, ülkesine, vatanına, milletine dua eden asil, dindar halkımızın sayesinde biz bu direnişte başarılı olduk. Onların sayesinde kalbimizden korku silindi bizim. Yoksa ben şimdi bir tüfek gördüğüm zaman korkarım, uçak gördüğüm zaman korkarım. Ya Türk halkı gerçekten gurur duyulacak bir millettir. Çünkü o gecede ben düşünüyorum şahsen farklı ülkelerde bu olaylar olsaydı böyle bir şey, bu darbe gerçekleşirdi. Saygı duyuyorum Cumhurbaşkanımıza. Sırbistan, Novi Pazar daha doğrusu Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Özellikle bizim ülkemize çok yardım ettiği için. Reis ne diyebilirim? Lakin bu darbe girişimi her şeyden ziyade uyuyan bir devi uyandırmaya da vesile oldu. Hani her ne kadar böyle bir darbe, böyle bir girişim başkaları için şer olarak görünse de ama ben bunun akıbetinin hayra alamet olduğunu görüyorum. 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi bu ülkede bir daha yaşanacak olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına da gerek kalmadan halk gereken tepki gösterecektir. Ama Cumhurbaşkanımızın o dik duruşuyla ülkemizin insanlarına vermiş olduğu mesaj çok önemlidir. Bir cumhurbaşkanı çıkıp halkı sokağa davet ediyorsa, halk da sokaklarda yer alıyorsa, halkla yani tabanla taban bir hareket ediyor demektir. Çoluğuma çocuğuma hepsine bağırdım ki haydin hepiniz oraya karşı çıkmaya. Eğer vatan için ölüm varsa hep beraber ölek. Vatan hiçbir yerde bulunmaz. Vatan için şehitlerimizi verdik, evlatlarımızı verdik, kanımızı verecek, canımızı verecek, vatanı vermeyecek. Bir avuç toprağımızı vermiyorum. Her şey ortada. İnsanların ödediği vergiyle, parayla silah alınmış silahlar insanlara çevrildi. Bu nasıl yani bunu kabul etmiyorlar? FETÖ direktmen idam olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hayatına kastetmiş, suikast girişiminde bulunmuş ve bu alenen tespit olunmuş artık. Böyle bir insana ben nasıl bir ceza, idam versinler kardeşim, başka idamdan başka bu işin çözümü yok. Bunlara en ağır şekilde cezalarını verelim ki bundan sonra halkın gücünün üstünde başka bir güç olmadığını anlasınlar. FETÖ'cü darbecilerin tek kelimeyle idam edilmesini, ülkenin en büyük meydanında asılarak idam edilmesini isterim. Hatta idam sehpalarına çıktıklarında ayaklarının altındaki sedirlere tekmeyi ben vurmak isterim. Bu halk demokrasisine sahip çıktı kardeşim. Ama bu kadar basit. Türk insanı uyandı, caddeye fırladı. Türkiye'ye bir şey olmaz. Memleketin ekmeğini suyunu içip de bu memleketin insanına kurşun çakana ben de çakarım. Bir avuç toprağımızı vermiyorum.